Bu video, geçici olarak kurulan, elle veya herhangi bir güçle çalışan ve bir veya birden fazla insanın çalışabileceği şekilde tasarımlanan, kremayer ve pinyon dişli tarafından yükseltilebilen, sütunların müstakil destek yapısından başka enine bağlantıya gerek olan veya gerek olmayan, destekleme sütunlarıyla yataklanan ve sütunlar boyunca hareket eden sütunlu çalışma platformlarının periyodik kontrolünü kapsar. Periyodik kontrolün gerçekleşeceği işletmenin iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden, işletmeye özgü dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili bilgi alınmalıdır. Periyodik kontrolü gerçekleştirecek personel, baret, iş ayakkabısı, eldiven ve benzeri işin gerektirdiği kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır. İşletmede bulunan risklere göre kulaklık, gözlük, maske ve benzeri kişisel koruyucu donanımlar gereken durumlarda kullanılmalıdır. Kontrol sırasında yüzük, kolye, saat ve benzeri aksesuarlar periyodik kontrolü gerçekleştiren uzmanın üzerinde bulunmamalıdır. İşletme tarafından periyodik kontrol faaliyetine sütunlu çalışma platformunun işletilmesi, güvenli kullanımı ve riskleri konusunda bilgi sahibi yetkin bir personelin eşlik etmesi sağlanmalıdır. Periyodik kontrole eşlik edecek personel de kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdır. Aşırı hızla düşmeyi engelleyici güvenlik tertibatı, yük testi, işlevsellik testi ve aşırı yük testi için kablolu veya kablosuz, uzaktan kumanda periyodik kontrol öncesi hazır bulundurulmalı ve yetkin bir personel tarafından bağlantıları yapılmalıdır. Belirtilen testlerin gerçekleştirilebilmesi sırasında platform üzerinde operatör dahil kimse bulunmamalıdır. Sütunlu çalışma platformu periyodik kontrolü sadece yetkili kişilerin bulunmadığı bir alanda gerçekleştirilecekse, emniyet şeritleriyle periyodik kontrolün gerçekleştirileceği alan yetkisiz kişilerin girişi için kapatılmalıdır. Periyodik kontrol sırasında yetkisiz kişilerin alana girmedikleri tekrar gözlemlenmelidir. Periyodik kontrol öncesi ekipmanın dıştan görsel olarak kontrolü gerçekleştirilmeli ve periyodik kontrole engel olacak gözle görünür bir deformasyonun olup olmadığı tespit edilmelidir. Yetkisiz kullanımlara karşı önlem alındığı tespit edilmelidir. Bu önlem, anahtar, asma kilit ve benzeri araçlarla sağlanmalıdır. Alınan önlem, aktif hale getirildikten sonra ekipmanın çalışmadığı kontrol edilmelidir. Öncelikle ekipman çalıştırılmalı ve ardından alınan önlem devreye alınmalı ve devamında ekipmanın çalışmadığı kontrol edilmelidir. Şasi ve çalışma platformu arasında birleşme ve kesişme noktaları kişilerin zarar görmemesi için korunmalıdır. Sabit mahfazalar düzenli olarak çıkarılıyorsa, bağlantılar mahfazaya veya makineye bağlı kalabilmelidir. Platformun iniş yaptığı zemin seviyesinde kişilerin kaçış güzergahlarının kapalı olması ve ezilme riskinin olduğu ve güvenlik boşluğunun sağlanamadığı durumlarda sesli ikaz olmalı ve çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir. Sesli ikazın başlangıç noktasının şasiden 2,5 metre yukarıda olduğu ölçülerek kontrol edilmelidir. Kremayer ve ilave parçalar sökülmeye gerek kalmaksızın incelenebilmelidir. Sütun, mast parçalarının uygun şekilde hizalanmış olduğu hem gözle kontrol edilmeli hem de açı ölçerle kontrol edilmelidir. Makara ve benzeri kılavuzlanma elemanlarıyla sütun arasında temasın sürekli sürdürülmekte olduğu gözle kontrol edilmelidir. Kılavuzlama makaralarının rahatlıkla dönüş hareketini gerçekleştirdiği ve sütun yüzeylerine aşağı ve yukarı hareketler sırasında devamlı olarak temas ettikleri kontrol edilmelidir. Yükselme ve indirme hareketleri esnasında belirlenen eğim değerlerinin dışına çıkılmadığı açı ölçerle kontrol edilmelidir. Aşağı ve yukarı hareketler sırasında platform üzerinde düz bir zemine açı ölçer yerleştirilmeli ve hareket mesafesi içerisinde
artı eksi 2 derece değişim olmadığı kontrol edilmelidir. Hareket, ekipmanın tüm sınır durumları için yapılmalıdır. Acil yükselme ve indirme tertibatının çalışması esnasında belirlenen eğim değerlerinin artı eksi 2 derece dışına çıkmadığı kontrol edilmelidir. Platform zemininin kaymaya dirençli bir yüzey olduğu tespit edilmelidir ve sıvı dökülmelerinin kolay boşaltılabildiği tespit edilmelidir. Zemindeki zeminle tekmelik arası veya giriş geçitleri arasındaki açıklıklar 15 mm çapındaki bir kürenin geçemeyeceği şekilde ölçülendirilmelidir. Bu mesafe şerit metre ile ölçülerek belirlenmelidir. Uzatmalar da dahil, zemin malzemesinin parçaları zemine sabitlenmeli ve yatayda hareket etmeyecek şekilde kılavuzlanmalıdır. Ana platform ve veya uzatmalar korkuluklarla donatılmış olmalıdır. Korkuluk olarak zincir ve veya halatlar kullanılmamalıdır. Tüm korkuluklar ana platforma ve veya uzatmalara bağlantı elemanlarıyla sabitlenmiş olmalıdır. Korkuluklar sökülebilirse bağlantıları platform üzerinde kalabilmelidir. Korkuluklar üzerinde ele zarar verecek keskin kenarlar olmamalı ve el ergonomisine uygun olmalıdır. Korkulukların mukavemetinden şüphe duyulan durumlarda, standartta belirlenen noktalarda ve değerlerde kuvvet ölçerle kontrol yapılmalıdır. Korkuluk bağlantılarında çözülme olmadığı kontrol edilmelidir. Korkuluk, ara korkuluk veya tekmelik şerit metre ile ölçülmelidir. Platform en az 110 cm yüksekliğinde olmalı, korkuluktan veya döşeme levhasından 50 cm'den fazla olmayan ara korkuluklarla ve 15 cm yüksekliğindeki tekmelikle donatılmış olmalıdır. Bina yüzeylerine bakan platform kenarlarında bina yüzeyine olan mesafeye göre uygun korkuluk boyutlarının olduğu şerit metre ile ölçülerek tespit edilmelidir. Platform üzerindeki kişilerin sütunla temasını engelleyen mahfaza olduğu tespit edilmeli, en az 2 metre boyunda olduğu şerit metre ile ölçülerek kontrol edilmelidir. Mahfaza açıklıkları hareketli parçaya olan mesafeye göre uygun boyutta olmalıdır. Platform uzatmalar da dahil, çalışma platformu hareketleri esnasında herhangi bir yere temas etmemelidir. Fonksiyon testleri sırasında durum gözlemlenmeli, temas edecek şekilde olan durum varsa temas gerçekleşmeden durdurulmalı ve periyodik kontrol yapılmamalıdır. Platformun en az bir giriş kapısı olmalı ve giriş kapısı dışarı doğru açılmamalıdır. Kapı ya kendiliğinden kapanabilmeli veya elektriksel olarak güvenlik kontağı ve benzeri yöntemlerle kontrol edilmelidir. Giriş kapısı istemli hareketlerle açılabilmeli, istem dışı açılmaya karşı korunmuş olmalıdır. Giriş kapısında zincir ve veya halat kullanılmadığı tespit edilmelidir. Platformun giriş seviyesiyle çalışma platformunun zemini arasındaki mesafe 50 cm'yi geçtiğinde giriş merdiveninin sağlandığı kontrol edilmelidir. Basamak yüksekliği 30 cm'yi geçmemeli ve 15 cm ayak basma yüzeyine sahip olmalıdır. Tahrik ünitelerinin bakım, onarım ve muayene faaliyetleri için açılması gereken mahfazalarının bağlantı elemanları ekipman üzerinde kalması sağlanmalıdır. Beyan hızı olması gereken en fazla hız değerini geçmemelidir. Hız ölçerle platformun aşağı yukarı hareketlerinde hız ölçülmelidir ve 0 tam 10'da 2 metre bölü saniye değerini geçmediği tespit edilmelidir. Bütün pinyon ve kremayer dişlilerinin muayenesi, ekipmanın yapısal parçalarının ana grupları sökülmeden incelenebilmelidir. Kremayer dişlilerde kırık, parça kopması ve benzeri deformasyonların olmadığı kontrol edilmelidir. Kremayer dişlilerinin birbirlerine uygun şekilde hizalanmış oldukları kontrol edilmelidir. Kremayer dişlilerinin bağlantılarının çözülmemiş olduğu kontrol edilmelidir. Pinyon dişlinin veya dişlilerin bağlantılarında çözülme ve deformasyon olmadığı kontrol edilmelidir. Enerji kesintisinde frenlerin devreye girdiği kontrol edilmelidir. Operatöre aşağı ve yukarı yönde hareket etmesi talimatı verilir ve hareket esnasında ana şalterden enerji kesilerek frenlerin devreye girerek durma işleminin gerçekleştiği gözlemlenmelidir. İki veya daha fazla sütun kullanılmışsa her bir sütun için ayrı ayrı fren mekanizmalarının olduğu tespit edilmelidir. Freni oluşturan parçaların bağlantılarında çözülme olmamalı
ve çözülmeye karşı önlem alınmış olduğu tespit edilmelidir. En düşük seviyedeki durdurmanın başlangıcı, tamponla ve son sınırlama anahtarıyla temastan önce gerçekleşmelidir. Operatöre aşağı yönde hareket etmesi talimatını vermeli ve hareket mesafesinin sonuna gelindiğinde, durma işleminin gerçekleştiği anda son sınırlama anahtarına temasını olmadığı ve platformun tamponlara temas etmediği gözlemlenmelidir. En yüksek seviyedeki durdurmanın başlangıcı, son sınırlama anahtarıyla temastan önce gerçekleşmelidir. Operatöre yukarı yönde hareket etmesi talimatını vermeli ve hareket mesafesinin sonuna gelindiğinde, durma işleminin gerçekleştiği anda son sınırlama anahtarına temasın olmadığı ve platformun tamponlara temas etmediği veya sonlandırma mastına ulaşmadığı gözlemlenmelidir. Bir üst seviye son sınırlama anahtarı olduğu tespit edilmelidir. Bu anahtar, çalışma platformunu sütunun en üst seviyesine erişmeden önce tam olarak durması sağlanacak şekilde yerleştirilmelidir. Platformun en üst seviyeye çıkarılması için operatöre talimat verilmeli, bayrakla güvenlik kontağının teması gözlemlenmeli ve durmanın gerçekleştiği görülmelidir. Bir alt seviye son sınırlama anahtarı olduğu tespit edilmelidir. Bu anahtar, çalışma platformunu sütunun en alt seviyesine erişmeden önce tam olarak durması sağlanacak şekilde yerleştirilmelidir. Alt seviye son sınırlama anahtarı ve üst seviye son sınırlama anahtarı çalıştıktan sonra, çalışma platformunun yetkili bir kişi tarafından düzeltici faaliyet yapılıncaya kadar hiçbir hareketinin mümkün olmadığı kontrol edilmelidir. Seyahat sınırlama anahtarları ve son sınırlama anahtarlarının ayrı ayrı tasarlanmış olduğu tespit edilmelidir. Bütün elektrikli güvenlik anahtarları, kontakların pozitif ayrılması yoluyla çalışmalıdır. Bu nedenle, kullanım yerine göre elektrikli güvenlik anahtarlarının normalde açık ve normalde kapalı olarak seçildikleri kontrol edilmelidir. Dikey hareket için kumandanın sadece çalışma platformu üzerine yerleştirildiği tespit edilmelidir. Şasi üzerinde herhangi bir kumanda olmadığı kontrol edilmelidir. Birden fazla kumanda bulunması durumunda, acil durdurma hariç tüm fonksiyonların aynı anda çalışmadığı fonksiyon testleri sırasında kontrol edilmelidir. Örneğin, bakımcı kumandası devreye alındığında, hem platform üzerindeki kumandaların hem de bakımcı kumandasının fonksiyonlarının aynı anda çalışmadıkları kontrol edilmelidir. Bu sırada iki kumandanın da acil durdurmalarının çalışır durumda oldukları tespit edilmelidir. Tüm kumandalar serbest bırakıldıklarında nötr konuma dönecek bas bırak tipte olmalıdırlar. Kumandaların üzerinde semboller olmalı ve okunaklı oldukları kontrol edilmelidir. Kumanda sembolleriyle hareketlerin tutarlı oldukları fonksiyon testleri sırasında kontrol edilmelidir. Kumandalar, istem dışı çalışmaya karşı ortak çalıştırma butonu, buton etrafında halka olması ve benzeri yöntemlerle korunmuş olmalıdır. Platform üzerindeki kumanda yerinden tüm hareket alanı görülebildiğinin tespiti için kumanda yerinde seyir işlemi gerçekleştirilerek gözlemlenmelidir. Acil durum durdurma butonunun deforme olmadığı ve bağlantılarında çözülme olmadığı kontrol edilmelidir. Acil durum durdurma butonu devreye alınmalı ve istemli bir şekilde devreden çıkarılmalıdır. Acil durum durdurma butonu devreden çıkarıldıktan sonra hareket kendiliğinden yeniden başlamamalı ve komut tekrar verilmelidir. Çalışma platformu hareketinin alt sınırında tampon veya tamponlar olmalıdır. Tampon veya tamponların montajı uygun şekilde yapılmış olmalı ve bağlantılarında herhangi bir çözülme olmamalıdır. Yapılarında parça kopması ve benzeri deformasyonlar olmamalıdır. Tamponlar platform altında uygun şekilde eksenlenmelidir. Hareket mesafesinin en üst noktasında mekanik durdurucu olmalıdır. Mekanik durdurucu olarak takoz kullanıldıysa takoz tamponla donatılmalıdır. Eğer mekanik durdurucu olarak kremayer dişli olmayan sonlandırma mastı kullanıldıysa
tahrik motoru pinyon dişlilerinin kremayer dişliği terk ettiği anda platformu kılavuzlayan makaraların halen mast üzerinde olduğu ölçülerek kontrol edilmelidir. Aşırı hızla düşmeyi engellemek için tek sütunlu platformlarda bir güvenlik mekanizmasının olduğu tespit edilmelidir. İki veya daha fazla sütunlularda, her bir sütuna takılan iki veya daha fazla bağımsız ve benzer elektrik motorlu doğrudan tahrik birimleri varsa güvenlik tertibatı kullanmak zorunlu değildir. Ayarlanabilir parçalar varsa ayarlanması için özel takımlar gerekmeli veya yetkisiz kişilerin müdahalesine karşı mühür ve benzeri önlemler alınmış olmalıdır. Güvenlik mekanizması, fazla parçayı sökmeksizin muayene, bakım ve testler için kolay erişilebilir olmalıdır. Güvenlik mekanizması uygulandığı zaman veya uygulanmadan önce normal çalışma için bütün kumanda devrelerinin bir güvenlik anahtarıyla otomatik olarak devreden çıkartılacak şekilde tasarlanmış olduğu kontrol edilmelidir. Güvenlik tertibatı mekanik olarak test edilmeden önce, güvenlik kontağının çalışır durumda olduğu, komut verildiğinde hareketin gerçekleşmediğinden anlaşılmalıdır. Aşırı hız düzenleyici, her zaman mekanik olarak çalışmalıdır. Acil durumlarda elle indirme cihazı olmalı ve sadece kumanda çalışma konumunda elle basılı tutulduğu süre içerisinde çalışma platformunun indirilmesine müsaade eden bir basılı tutarak çalıştırma kumandasıyla çalıştırılabilmelidir. Acil durumlarda elle indirme cihazlarının bulunduğu yerden hareket alanının iyi görüldüğü, elle indirme düzeneği devreye alınıp indirme işlemi yapıldığında gözlemlenmelidir. Elle indirme düzeneği çalışma platformu üzerinde kolaylıkla erişilebilen konumda olmalıdır. Platformun sınırlarından dışarıya çıkıntı yapan taban gövdesi veya şasinin destekleri, destekleme konsolları veya diğer parçalar dikkat çekici renklerle işaretlenmiş olmalıdır. Ekipman üzerinde imalatçının veya yetkili temsilcisinin ticari adı ve açık adresi, imalatın yapıldığı ülke, modelin gösterilişi, seri veya üretim numarası, imalat işleminin tamamlandığı yıl olan imalat yılı, düşey hareket hızı metre bölü saniye, nakil, hareket hızı metre bölü saniye, kapalı açık alan montajı, çalışmada ve hizmet dışında müsaade edilen en büyük serbest durma yüksekliği metre, montaj sökme süresinde sınırlandırılan rüzgar hızı, çalışmada ve hizmet dışında müsaade edilen en büyük rüzgar hızı metre bölü saniye, harici bir elektrik güç beslemesi kullanılmışsa, elektrik besleme bilgisi, erişim seviyesindeki yükleme ve boşaltma haricindeki bütün zamanlarda, her zamanki konumunda olan bütün korkuluk bilgilerinin bulunduğu bilgi etiketi olmalıdır. Ekipman üzerinde yük diyagramı olduğu tespit edilmelidir. Bilgi etiketi ve tüm işaretlemeler anlaşılır, dikkat çekici, okunaklı, doğru renkte ve kolay sökülemeyecek şekilde iliştirilmiş olmalıdır. Taban gövdesi, şasi, sütun ve destekler gibi yapının parçaları güvenli ve emniyetli bir şekilde birleştirilmiş olmalıdır. Bağlantılarda çözülme olmamalı ve bağlantılarda kendiliğinden çözülmeye karşı tedbir alınmış olmalıdır. Kırık, korozyon, parça kopması ve benzeri deformasyonların olmadığı tespit edilmelidir.
destek ayağı pabuçları, zeminin eğimlerini karşılayabilecek şekilde hareket edebilmelidir. İstem dışı çözülme ve hasarlara karşılık kilitleme pimleri mekanik olarak çatal pim, kilitleme somunu ve benzeri yöntemlerle güven altına alınacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ekipman üzerinde bağlama zinciri gibi istem dışı ayrımları önleyecek araçlarla donatılmış olmalıdır. Ekipman ayrı bir destekleme yapısı içerisine yerleştirilmişse, bağlantıların uygun aralıklarla yapılmış olduğu şerit metre ile ölçülerek tespit edilmelidir. Bu konuda üretici verilerine uyulmalıdır. Bağlantılarda çözülme olmadığı, kendiliğinden çözülmeye karşı tedbir alınmış olduğu ve kırık, parça kopması, korozyon ve benzeri deformasyon olmadığı kontrol edilmelidir. Sütun, çalışma platformu ve giriş merdiveni bağlantılarında çözülme olmadığı, kendiliğinden çözülmeye karşı tedbir alındığı ve kırık, parça kopması, korozyon ve benzeri deformasyon olmadığı kontrol edilmelidir. Ekipmanın bütün hareket aralığı boyunca sarkan her kablonun serbest ve güvenli hareketini sağlamak için önlem alınmalıdır. Alınan önlem çalışır durumda olmalı ve yapısında deformasyon ve bağlantılarında çözülme olmamalıdır. Enerji kablolarında deformasyon ve ek yeri olmadığı kontrol edilmelidir. Tüm ünitede koruma topraklamasının sürekliliği kontrol edilmelidir. Multimetre ve benzeri ölçüm cihazlarıyla koruma topraklama sürekliliği tespit edilmelidir. Koruma topraklamasının değerlerinin ölçülmesi kontrol kapsamında değildir. Enerji ve kumanda panosu kontrollerinden önce elektrik risklerine karşı koruyucu eldiven giyilmelidir. Enerji ve veya kumanda panosunda temas riskine karşı koruma için muayene, bakım, operatör ve benzeri personeller için enerji bulunduran kabloların açık olacak uçlarının parmakla temas etmeyecek şekilde IP2X koruma derecesinde olduğu kontrol edilmelidir. Kontrolden önce ana besleme panosunda tüm enerji kesilmeli ve enerjinin olmadığı akım dedektörü, kontrol kalemi ve benzeri araçlarla kontrol edilmelidir. Kumanda ve veya enerji panolarında kanal kapakları, kablo girişleri ve kablo muhafazalarının olduğu, montajlarının uygun olduğu ve herhangi bir deformasyona uğramadıkları kontrol edilmelidir. Kumanda panosunda ucu açıkta bulunan ve düzensiz olan kabloların olmadığı tespit edilmelidir. Ek yapılan kablolarda klemensler kullanılmalıdır. Bakım ve muayene personellerinin güvenliği için motor güç devrelerine sağlanan enerjiyi kesen, kilitlemeli tipte olan ve tahrikten 2 metreden daha fazla olmayan bir mesafede bir ana şalterin olduğu tespit edilir. Ana şalter açılıp kapatılarak çalışır durumda olduğu tespit edilmelidir. Ana şalter bağlantılarının uygun olduğu, bağlantılarının çözülmemiş olduğu ve herhangi bir deformasyon olmadığı kontrol edilmelidir. Motoru aşırı yüke karşı tüm gerilimli iletkenlerin motora sağladığı enerjiyi keserek koruyan sigorta ve benzeri sistem olduğu tespit edilmelidir. Sigortaların açılıp kapatılarak çalışır durumda olduğu tespit edilmelidir. Motor sargılarının tamamının aşırı yüke karşı ayrı ayrı korundukları tespit edilmelidir. Termik röle veya PTC ve benzeri sistemlerin devreye girmesiyle motorlara giden enerjinin kesildiği anlaşılmalıdır. Motor koruma veya diğer adıyla faz sıralı koruma rölesinin olduğu tespit edilmelidir. Öncelikle motora gelen fazların en az ikisinin yeri değiştirilerek ardından tek fazın sökülmesiyle motorlara giden enerjinin kesildiği tespit edilmelidir. Kontaktörlerin çalışır durumda olduğu, motorların devreye girip çıktıkları anlarda gözlemlenmelidir. Kontaktörlerin yapışma riskine karşı önlem alınmış olmalıdır. Bu koruma güç besleme devresinde veya seri şekilde yer alan kontaklardaki beslemenin iki bağımsız kontaktörle kesilmesi veya güvenlik seviyesi arttırılmış cihazlarla sağlanmış olabilir. Motorların artık akıma karşı korundukları tespit edilmelidir. Artık akıma karşı koruma rölesi kapatılarak motorlara giden enerjinin kesildiği anlaşılmalıdır. Artık akıma karşı koruma rölesinin test butonunun da çalışır durumda olduğu test butonuna basılarak kontrol edilmelidir. Ana şalter, sigorta, termik röle, motor koruma rölesi, artık akım anahtarları kontrollerinde motor güç devrelerine giden enerjinin kesildiği kumanda panosundan komutlar verilerek
ekipmanın hareket etmemesinden anlaşılmalıdır. Sütunlu çalışma platformu, yüksüz durumdayken tüm fonksiyonları yerine getirilerek test gerçekleştirilmelidir ve frenlerin çalışır durumda oldukları gözlemlenmelidir. Platformun indirme ve kaldırma hareketleri son sınırlarına kadar gerçekleştirilmelidir. Test sonrası bağlantılarda çözülme olmadığı ve herhangi bir deformasyon olmadığı tespit edilmelidir. Fonksiyon testleri her periyodik kontrolde gerçekleştirilmelidir. Sütunlu çalışma platformu her periyodik kontrolde yük diyagramı içinde kalan bir değerle yüklü durumdayken tüm fonksiyonları yerine getirilerek test gerçekleştirilmelidir ve frenlerin çalışır durumda oldukları gözlemlenmelidir. Platformun indirme ve kaldırma hareketleri son sınırlarına kadar gerçekleştirilir. Test sonrası bağlantılarda çözülme olmadığı ve herhangi bir deformasyon olmadığı tespit edilmelidir. Aynı test işlemi, işlevsellik testi olarak yük diyagramı içinde kalan bir değerin, 1.1 katı yüklü şekilde önemli bakım onarım faaliyetlerinden sonra işletmeye alınmadan önce gerçekleştirilmelidir. Sütunlu çalışma platformunun yük diyagramı içinde kalan bir değerinin 1.25 katı yüklü durumdayken yük yerden en fazla belirli bir mesafede kaldırılır. Platform 10 dakika süreyle yük etkisi altında bırakılır. Frenlerde ve destek ayaklarında herhangi bir kaçırmanın olmadığı tespit edilir. Test sonrası bağlantılarda çözülme olmadığı ve herhangi bir deformasyon olmadığı tespit edilmelidir. Aşırı yük testi, önemli bakım onarım faaliyetlerinden sonra işletmeye alınmadan önce gerçekleştirilmelidir. Aşırı hızla düşmeyi engelleyici güvenlik tertibatı, üreticinin belirtmiş olduğu kapasite ve hız değerlerinde gerçekleştirilmeli, sistemin devreye girdiği gözlemlenmelidir. Test sonrası, güvenlik mekanizması ve sütunlu çalışma platformu yapısında herhangi bir deformasyon ve bağlantılarda çözülme olmadığı kontrol edilmelidir. Özellikle regülatör dişlisi, test sonrası deforme olup olmadığı konusunda dikkatlice incelenmelidir. Aşırı hızla düşmeyi engelleyici güvenlik tertibatı testi, 1 yılı aşmamak şartıyla üreticinin belirtmiş olduğu aralıklarda gerçekleştirilmelidir.